Biz belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlarımız önce olabiliriz ama bizim arkamızda kocaman bir ordu var. Ben bu orduya teşekkür ediyorum. Ben biraz önce hem Elbistan'la görüştüm, hem Adıyaman'la görüştüm. Her iki tarafta da çadır talebi çok fazla. Yani barınma. Şu andan itibaren gelecek olan yatırımların daha çok çadır üzerinde olması lazım ki diğerleri çevresi. Ve hemen harekete geçtik. Yurt dışından çadır temini için çalışmalara başladık. 10 tır çadır geldi. 15 tır buradan yardım malzemesi gitti. Biraz önce Yaya Başkanım 2 tır daha gönderdi. Kriz yönetiminde 4 aşama vardır. Birinci aşama arama kurtarma çalışması. Birinci saatte, 6. saatte, 72. saatte yaptın yaptın. Yapamadın geçmiş olsun. İkinci aşama barınma. Yani çadır. Biz hızlı bir şekilde 8 Şubat'ta aksiyon aldık. 6 Şubat kriz oldu. Sizleri buraya davet ettim. Değerli başkanım herkes katıldı. Burada bir kriz yönetiminde ihtiyaç analizi ortaya koyduk. Ve 8 Şubat'ta çadır almaya karar verdik. Bizim sizden de ricamız bu konuda artık imar ve ona uygun zemin etüdü yapılmış, düzgün yapılmış yerlerde yapmanız. Aynı hizmetleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hızlı zamanda aksiyon almışsınız. Sağ olun, var olun. Bornova'da da hep birlikte desteğimizi bize sürdürmeye de devam edeceğiz önümüzdeki süreçlere. Sizin yaptıklarınızı beraber birebirden yani çadır konusunda hem ihtiyaç konusunda beraber olduk ve diyakını takip ettim. Yurt dışından çadır ithal etmek büyük bir özverilik, büyük bir beceri gerekiyordu. Bir de bunu başardınız. Şahsım adına ve Bornova İYİ Parti İlçe Başkanlığı adına teşekkür ediyorum. Bu zor günleri elbette sizin de bahsettiğiniz gibi ülke olarak bir yumak haline gelmesini çok iyi biliyoruz. Bize gelebilecek en ufak bir talebinize anında cevap vereceğimize hiç şüpheniz olmaz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bundan sonraki süreçte de yanınızdayız. Bütün muhtar olarak bilmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çabalarınız ve yardımlarınız için teşekkür ederiz. Örnek oldunuz bizlere. Biz de elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Bundan sonra süreç biz Bornova için ne yapabiliriz? Çünkü bizler yapıyorsunuz bir risk var. Bundan sonra kaç serbest yapımız var? Binalar ne durumda? Bunu artık kendimiz kontrol edeceğiz. Çünkü Türkiye böyle bir yıkım bir daha kaldıramaz. Bu konuda da Bornova Belediyesi'nde kentsel dönüşümle alakalı çalışmaları var. Bunun için de size teşekkür ederim başkanım. Şehirlerimizin bütün şehirlerimizin etrafında zemini sağlam, alanları kayalık ve 8-9-10 şiddetindeki depremde dahi zarar görmeyecek. En azından ben İzmir'imizden söyleyeyim. İzmir'imiz var. Hayali bir köyümüz var. Biz bu ekibe çok fazla değer veriyoruz. Biz kendimizi bir aile olarak görüyoruz ve Bornova olarak da bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Deprem bölgesindekilere geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Kabul edilmiştir. Evet. Sayın Yusuf. Deprem alanına 2500 çadır kurduk. 2000 tane daha geliyor. 4500 çadır kuracağız. Bugünkü meclis toplantımıza hangi çadırı, hangi kalitede çadır aldığımızı meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, Bornova halkına göstermek istedik. Bu çadırı da hemen birkaç gün içerisinde ihtiyacı olan alana gönderilecek. Açıkçası aldığımız 4500 çadır yeterli bir miktar değil. Belki bir o kadar da alınması lazım. Bulabilirsek alacağız. Bu çadırlar yanmaz, su geçirmez. Soba kurulabilecek. 3x4 yani 12 metre kare. Yaklaşık 8-10 kişi içinde kalabilecek bir çadır. Kışı geçirebilir insanlar ama biz olabildiğince inşallah onları konteynere geçireceğiz. Çok teşekkür ederim.